Sıradaki komutumuz line, yani çizgi. Sol taraftaki menümüzden çizgi simgesine gelerek gördüğünüz gibi polyline line sekme. Yine mouse'umuzun sol tuşuyla uzun basıyoruz ve line menümüzü sahnemizin ortasına, daha doğrusu sağ tarafına doğru getiriyoruz. Buradaki menüden en çok kullanacağımız iki komut line, polyline, yani çizgi, çoklu çizgi. Bunlar ne işe yaramaktadır? Yine tab menümüzü çift tıklayarak sahnemizde büyütüyoruz. Line'a tıklarsak sahnemizde ucu belirli ya da belirsiz düz bir çizgi ya da farklı bir çizgi çekebiliriz. Tekrardan line'a tıklıyoruz. Çizgimizi düz çizmek için öncelikle başlangıç yerine mouse'umuzun sol tuşuyla bir kez tıklıyoruz. Sonra klavyemizden shift tuşuna basarak sağa, aşağıya, sola ya da yukarı 90 derece tam dik bir çizgi çekebiliyoruz. Polyline'da ise tekrar tekrar line tuşuna basmadan sahnemize birden çok köşeli çizgi çekebilme imkanı veriyor. Sahnemize çizmeye başlıyoruz. Düz çekmek istersek shift tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi her klikimizde ayrı bir nokta bırakarak çizgimiz tam 90 derece dönüyor. Eğer istemiyorsak shift tuşundan elimizi çekiyoruz ve sahnemizde birçok çizgi çekebilme imkanımız oluyor. Point tuşu açık olduğu için ve her mouse'umuzla bastığımızda arkadan bir point bıraktığı için ilk noktayla son nokta arasını rahatlıkla birleştirebiliyoruz. Bu çizgimizi seçelim. Seçilen nesne sarı renge dönüyor Rhino programında. Çizgimizi seçerek delete tuşuna basalım ve sahnemizden kaldıralım. Çoklu seçimde ise sahnemizin sol tuşuyla bir dikdörtgen çiziyor ve dikdörtgen içinde kalan kısımlar, gördüğünüz gibi nokta nokta açık gri dikdörtgen çıktı sahnemizde. Mouse'umun sol tuşu hala basılı. İçinde kalan kısımlar bıraktığımız anda seçili hale geliyor. Sarı çizgiler şu an seçili, yani sarı nesneler. Delete tuşuna basarak sahnemizden kaldırıyoruz.